Evet. Berna Yılmaz telefon attınız. Onur'un geçen hafta stüdyoda olan kız kardeşi. Biz de haberi sizden öğrendik diyor. Niye kaçtınız? Berna günaydın. Ne oldu? Neye kaçtın? Annen çağırdı seni. Ne saçmalıyorsun ya? Bir dur Bak ya, sen bana konuşuyorsun. Öyle. Onları ben kurban ederim Güzellik oğluma. ya. Ben Deme onları öyle. Onlar da kurban senin ederim yeğenin hayatım. oğluma. Deme Yeğenim? öyle. Müge Hanım benim de yeğenim. Benim de yeğenim. Benim de o kadar Ama yeğenim yavrum olacaklar. gerçekten suç kişiseldir ya. Kişisel değil. Hepsi içinde. Müge Hanım hani bir Furkan ya gördü. Niye kaçtı? Soralım Berna'ya. Sor. Berna'ya niye Berna. soruyorsun? Furkan şerefli Furkan Berna. bakansın. Berna ne? Bu da Furkan da biliyor. biliyormuş. Bu da Abin de biliyor. biliyormuş. Söylemedin mi bugüne kadar? Neyi biliyormuş? Söylemedim. Neyi biliyor? He? Furkan da Berna, biliyormuş Furkan da Berna. biliyormuş olayları. Abin de Ya bizim biliyormuş. haberimiz yok yok yemin ederim ki yok ya. Nasıl Vallahi biliyormuş? billah var haberiniz. Vallahi billah var haberiniz. Kendi ağzından bana ne dedi Müge Hanım biliyor musun bu kız? Dedi teyze ben yalancıyım. Ben bir şeyleri abartıyorum ben çıkıp Ya teyze anlatmayayım. sen ne saçmalıyorsun ya? Kapat şu telefonu. Saçmalıyorum Bizim he. derdimize bak, senin derdin o çocuğun Senin önünde. Sen ne derdin ne kızım? Konuşuyorsun ya? Senin derdin ne? Anan derdi ne? O karakterli anan bağlansın. Sen zaten Söyle, söyle be. yalancı, yemin ederim kendisi söyledi. Ben yalancıyım söylüyor kıza. Gidin sorun herkes söylüyor ha. Yalancıyım ben kendisi söylüyor ki ben yalancıyım ha. Haberleri var bunu Arkadaşlar ya. ben size bir Müge şey söyleyeyim Hanım mi? Sonuç hepsinin haberi itibariyle, var. sonuç itibariyle ben ne düşünüyorum biliyor musun? Hayatta kime güveneceğiz acaba? Böyle yedi yabancıya güven. Böyle yılan varsa ailende var ya Müge Hanım. Asla güvenme. Yılan oğlu yılanlar. Şu Yılandan anda yılan düşer. Yılana bile zaten hakaret beklenen ama şey. neyse. Furkan bağlansana. Furkan bağlansana. Babam bağlansın ya. Bir Anne, bilgi veriyor annesi Nihal. bağlansın ha. Onlar bilgi vermezler Müge. Nihal Onlara sana bir şey bilgi söyleyeceğim. vermezler. Bak Bunlar gerçekten. Müge Hanım biliyordu. Vallahi billah bu kızlar da biliyordu nedir neynesidir söylemediler. Nihal'cığım. Yanımızdan kalkmadılar ha. Biz kimle ne konuştuk bunlar haber etti o tarafa. Nihal'cığım bak. Yani herkes bir bilgi vermek için arıyor. Ben Bu biliyorum bilgi mi en... verecek şimdi? Tamam konuşsun versin bilgiyi. Verir şimdi. Bakın ne verecek size. Cigeri yanar şimdi onun Nihal, cigeri sana şöyle yanmış. söyleyeyim. İnan bana iki Versin saatlik bilgiyi. uykuyla ve inan bu yayını da zaten hani yapmak da istemiyordum. Çok açık söyleyeyim tamam mı? Yani çok zor yapıyorum. Zaten hani sizin burada ayrı bir üzüntünüz var. Memleketin ayrı bir üzüntünüz. Şu an sürekli şekilde telefondan da bilgiler geliyor. Yüksel'le konuşuyorum. Deprem bölgesine bağlanmaya çalışıyorum. İşte kaçtı. Oradan Nasıl da ortaya bizim çıktı? Kızlarını da arkadaşlarımız da kaçırttı oraya burada. gitmek zorun yani Kızlarını da kaçırttı burada. gitmek istiyorlardı. Onlar şimdi oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Onları bekliyorum. Daha depreme yönelik bir yayın yapmak isterken ulaşım şartları ülkede biliyorsunuz o Korkunç da yani. koptu birçok yerde. Yani o yüzden insanlar da bilgi vereceklerken bir dinleyelim bakalım. Berna, abin Furkan sana söylemedi mi Mustafa'nın alındığını o gece yavrum? O da görmüş. Hayır kesinlikle. Yani kesinlikle hiçbir şekilde hiç kimse bize bir şey söylemedi. Peki şu anda şimdi senin diğer abin Onur için ne söylüyorlar? Pirari Bizim olan. haberimiz yok mu? Biz zaten oradaydık yani teyzenin yanındaydık. Kimse bizi aramadı bile bu konu Aha. hakkında. Mesajlaştı ama. Teyzenin yanında teyzeyi sırtından vurmayı bunlar yapıyor ha. Teyze nasıl sırtından vurulur? Bunlardan öğrenin Müge Hanım. Bunları izleyin. Ne yaptılar var ya birine yapacaksanız aynen bunlar gibi yapın. Annesi kızlar. Bir Yani daha ben bu böyle şeyin. kötülüğe benim bu kadar aklım Yo basmıyor ya. yapacaksanız bunları örnek alın. Aynısını yapın. Çünkü bu kadar kötülüğün bak ne derler keskin sirke küpüne zarar. Tam işte bu atasözü bunun için söylenmiş. Keskin sirke küpüne zarar. Küpüne kendi zarar verdi işte adam. Adam cezaevinde. Baba yani kayınpeder cezaevinde. Karısı cezaevinde. Kardeşi cezaevinde. Yeğeni cezaevinde. İki Çocuklar oğlu firari. diğer amcasının oğlu da firari. Ne Hepsi de oldu? kasten adam öldürme. Ne oldu? Ya şimdi kim kazandı bundan? Hiç kimse. Ya bunu Onlar kazananı kim? ateden Bir şey çocukları inat ediyorsanız ben hep şunu söylüyorum. Bak ben çok inatçı bir kazanan insanım onlar. hayatta. Annem bana hep böyle söyler. Bir şey inat edeceksen kendi lehine olsun. Şimdi bunun inadı kim oldu? Nurten mi üzüldü? Ha tabii ki Nurten üzüldü. Aha üzül. Ama Nurten 20 yaşında. Bebek Allah üzülecek. ömür versin. Tabii ki hayatını yeniden kuracak. Nihal mi üzüldü? Tabii ki üzüldü. Ama o da hayata tutunacak. Başka çocukları, torunları var. Şimdi ne oldu? Bu çocuk öldü de kim kazandı? Siz de cezaevine girdiniz. Şimdi ne oldu yani?
Vay gidene. Aynen öyle. Vay Mustafa gidene, işte vay gidene. İşte, giden gittikten sonra... Giden gitti, giden gitti ha. Vay gidene, vay böyle gidene. Böyle namuslu şerefliler, o İbrahim'in karısı gider. O İbrahim şerefli bu. Şerefli oku. Bir de hepsini... Ana... Bir de hepsini de tanıyorsunuz. Anan ne yaptı bilmiyorsun. Anamı karıştırmayın. Niye? Anan ne yaptı? Şerefli. Şerefliler daha çok şerefliler. Evli kızın kocasını öldürüyorlar. Çok şerefliler. Ana gider 16 yaşındaki... Hadi tamam, oraları boş ver, oraları boş ver. Oldu, yapsaydı. Efendim sonuç itibariyle bağlantımız yapsaydı. Hazır mı? Sonuç itibariyle aslında ne yazık ki söylemesi zor ama Mustafa Yılmaz'ın cenazesi aranıyor Dağtepe. Ben artık kimsenin susmaması taraftarıyım. Susar, demek ki herkes susar. Biliyormuş işte. En son Yeni Dam köyünü falan da söylediğinize göre herkes biliyormuş. Bunlar her şeyi biliyormuş. Demek ki konuşuluyormuş. Bence artık konuş, söylensin, yeri de söylensin. Meli ana kurban olan, sen ne diyordun ana? Sen Kadriye diğer sonra bağlantıyı soruyorum dedin. Hayatım. Meli ben sana kurban olan, ben çıktıktan sonra vurulmuş. Meli ben sana kurban olan, ben çıktıktan sonra vurulmuş. Adamlar şimdi kendilerine diyecek bunun yüzünden. Ya. Kendilerini parçalarlar şimdi orada. Derler hı? Bunun yüzünden hayatımız gitti, bunun yüzünden. Ya. Bir kişiyi değil, iki kişiyi değil. Bütün aile. Bütün aileyi yaktı. Bizi zaten perişan etti. Annesini rezletti, baba... Adamların o kadar yıldır düşmanı var. Biri bunlara böyle bir yaşı yapamadı. Bak düşmanın yılan, da değil ha. Gerçekten koynunda yılanı besledi, büyüttü. Bu olayı düşmanlıkla izah etmek, düşmanlıkla ha, açıklamak... Yok, düşmanları bile bunlara böyle bir zarar veremedi. Mümkün değil zaten. Yani hiç kimseden bu şekilde... İnsanın koynundaki yılan çıkıp onu sokuyor işte bu şekilde. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.